Sevgili gençler, çok değerli öğretmenlerimiz, velilerimiz, muhterem mazlum. Sözlerime selamların en güzeliyle başlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm. Nur İlim ve Eğitim Vakfı'nın 2022-2023 birinci dönem Nur Eğitim Programı kısaltılmış haliyle NEP diyoruz. Ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Programımız kahvaltı ile başladı. Ardından ödül töreni yine sona erecektir. Arada da öğrencilerimizin hazırlamış olduğu bazı etkinlikler var. Onları hep beraber isteyeceğiz. Amacımız gençlerimizi yaratılış amaçlarına uygun bir şekilde yetiştirmek, eğitmektir. Sizler de bilirsiniz ki eğitim bir aşk, sabır ve gönül işidir. Büyük hüner ve maharet ister. İyi bir eğitimci gönülleri girmeyebilir. Çünkü eğitim bir gönül kazanma mesleğidir. Sevgili gençler, biz de sizin gönüllerinizi kazanmak ve gönüllerinizde yer edinmek için buradayız. Siz gençlerimizi gerçekten çok seviyoruz. Seven sevdiğine hediye vermek ister. Ona sevdiğini belli etmek ister. Bunun için de sizlere hediyeler takdim etmek istiyoruz. Bugün inşallah çokça güzel vakit geçireceğiz hep beraber. Değerli veliler, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz diyerek asıl hedefi göstermiştir. Bu konuda sizlerin gayreti çok çok önemlidir. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. Çok kıymetli meslektaşlarım, değerli eğitimci arkadaşlarım, maalesef son 150 yıldır ısrarla sürdürülen yanlış batılılaşma nedeniyle çocuklarımız maneviyattan mahrum bırakılmış, sadece maddi ilimlerin onlara kafi geleceği zannedilerek hepimizin bildiği çok sıkıntılı durumlar ortaya çıkmıştır. Halbuki çocuklarımızı eğitmek için hem maddeden hem de ruhu hem madden hem de ruhlarını doyurmamız gerekmektedir. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin dediği gibi insan bu aleme ilim ve doğa vasıtasıyla terakki etmek için gelmiştir. Bir yandan fen ilimleriyle aklını aydınlatırken diğer taraftan din ilimleriyle kalbini ve vicdanını nurlandırması gerekmektedir. İşte kısaca NEP dediğimiz nur eğitim programları ile sizler çocuklarımızın hem aklını hem de kalbini aydınlatıyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun, şevkimizi artırsın. Değerli misafirler, vakfımız ilkini bugün gerçekleştireceğimiz bu eğitim programlarına hem fiziki hem de internet üzerinden online olarak devam edecektir. Bu konuda sizlerin dua ve desteklerinizi bizim için çok önemlidir. Hepinizi en iyi dileklerimle tekrar selamlıyorum. Sağlık ve afiyetler diliyorum. Şimdi sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle inşallah programımıza başlayalım. Abdurrahman Seyit Hocam'ı Kur'an-ı Kerim tilaveti için inşallah buraya bekliyoruz. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى
yanında. Ya Mm-hmm.
سبحانك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على المرسلين. Allah razı olsun güzel Kur'an tilaveti için Abdurrahman Hocam'a teşekkür ediyoruz. Şimdi sizler için hazırladığımız Nur Eğitim programında ne yaptık, neler yapıyoruz? Bunu anlatan şöyle kısa bir televizyon hazırladık. Bunun yani uygulaması nasıl oluyor, çalışmalarda neler yaptık, medreselerimizde, online ortamda bunu nasıl uyguladık, bununla alakalı kısa bir televizyonumuz var. Ekranlardan hep beraber seyredeceğiz. Kısa eğitim, bunun açılımı bu eğitim programı olarak okuyabilir. Neler yapıyoruz? Özel bir çalışma eğitimimiz var. Öğretmenlerden bir çektiği bir sorumuz var. Beraber, beraber bu imani vakit hakları, gençlerin zihinlerden nasıl ulaşabilirler bir çalışma eğitimimiz. Burada izlediğimiz uçlarlar modelleri var. Bunlardan bir tanesi hakikatleri çocuklara, gençlere kaybeden videolar var. Bunun için ekibimiz anlatmak istediğimiz dersleri, uçak mütterliğinin açıklarsını videolarla videolaştırıyor. Çünkü onları izlediğimiz bu videoların arkasında yazılı yazılı olarak bu videoları okuyoruz. Okuma esnasında çocuklara kelama serbest bir fikir adı altında konuşma hakkı veriyoruz. Sonra beraber fikir atölyesi adı altında konuşuyoruz, müzakerelerimiz. En sonunda kampanya ve güzel güzel bir uygulamamız var. Çocukların izledikleri video, okuduğumuz ve müzakeresini yaptığımız müzakeresinin haklarında çok izler yapıyoruz. Biz öğrencilerden ve talebelerden akli müzik edenin geliştirilmesi, birincisi, ikincisi kalbilerle kazanmak. Bunları sürekli izlediğimiz yol, mesai günü, yol arkası, bu tempoda ne bu eğitim oranı olarak evlatlarımızla gördüğümüz bir yolu uzatsın diyelim. Yaklaşık 12 konu işledik. Bu konuları seçerken bir çalıştığımızda evlilik nasıl anlatabiliriz, ahiret nasıl anlatabiliriz, peygamber hakikati nasıl anlatabiliriz, ibadet toplum gibi, Kur'an gibi takip ettiği yol temel esas var gibi. Bu esasları dediğim gibi videolarla, okuma metinleriyle, tavuklarla, çocuklara ulaştırdık. Eğitim bir süreç devam ediyor. Çocukların gözlerinden, yüzlerinden, tebessümlerinden izlediğimiz yol doğru olduğunu anlıyoruz. Mutlaka ana hedefi şu, temas bölümümüz talebeler, ortaokul talebeleri olduğu için, artı ortaokul ve lise talebeler olduğu için mutlaka bakmak ve hiçbirini görmek var dedik. Yani bizim programımız okullar açılır açılmaz. Eylül ayının başında başlayıp Ocak kadar birinci dönem olarak tanımladık. Ocak'tan Haziran'a kadar ikinci dönem olarak planladık. Yaklaşık kendi üzerimizde bir yılı kapsayan M4 konu belirlemiş. Bu ekonomi içerisinde birinci dönemde 12.8 Ocak tatiline kadar sayılarla aynı yönde devam ettik. Şimdi dediğimiz Allah kısmı dersler. İkinci dönemde hazırlığa kadar farklı her haftaya durmuş ders konularımız var. Bunları izah edin Allah kısmı dersler. İçerik tasarlanmış metinleri evvela kendi nefsime soruyorum. Ben şahsen çok beğeniyorum. Yani videoların kısa olması, cazibeden görsellerin kullanılması, okunacak bir metinleri kısa tutmak, akabinde çocukların dijital dünyaya kayan eksenlerinde oyunlar gibi onları yakalamak. Bu izlerimizde seviye tasarlı değil, keyifli ve nitelikli vakit geçirmek denebilir. Onun için kaos çok güvenli seçe kaoslar denebilir. İzlediğimiz ve müzakeresini yaptığımız metinleri uzattığı ilklerini terbiyeler yollayarak onlarla alakalı 15 bin tane soru veriyoruz. Her soru 1000 puan değil. Çocuklar ciddi yapımlarla katıldıkları için uzun üzerinden cevap soruyorlar. Her sorunun 10 neticesinde altında bir konu gözüküyor. İnişler dışarı başlayınca güzel kendi aralarında tatlı bir rekabet hissi oluşuyor. Bu rekabet hissi sadece tutuklarına gözlem yapıp keyif hissini inşa ediliyor. Sınavlar çok hoşlanıyorlar, kavuklar çok hoşlanıyorlar. İzlediğiniz ve tutuklarında ısrarlarına gördüğünüz fikirlerini soruyoruz. Beğendiklerini, fikirleri kazanan katılımlarıyla bize gösteriyorlar. Güzel bir
var. Bu aslında bu zamanda en büyük şeyden bir tanesi sürekli olmak, ısrarla yapmayı. Yapmak istediğimiz bana mesela sürdürülebilir bir ilişki olmak kararlarında. Şu an biz burada biraz konuşuyoruz, gözüküyoruz. Belki çağrı yüzünden de kaldığımız yerden şevkle, ihtiyaçla devam ediyoruz. Ben de uyandığımızda biz böyle bir durumda bir kim yok olduğumuz için ufaklaşan bunu benim böyle çizgilerin içerisinde bağlıklarım, ağabeylerim, ziyaret ettim. Çıktığım başlıklarım. İnşallah uzun soluklu bu hizmet hayatımız devam edecek. Şimdi bu işlediğimiz, ilk dönemde işlediğimiz toplamdaki 12 dersten böyle öğrencilerimizin bir kısmına vecizeleri ezberlettik. Şimdi ben o arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağım. İnşallah onları da buraya bekliyoruz. Vecize ezberleyen arkadaşlarımızı buraya alalım. Onlardan şöyle birer cümle, birer paragraf ezberledikleri vecizelerden isteyeceğiz. Ben hemen isimlerini okuyorum. Ömer Tuncer, Ahmet Bera Aksu, Enes Genç, Ahmet Said Öztoprak, Ömer Salih Atalay, Yusuf Solakoğlu, Ahmet Berat Tokmak, Yasir Atalay, Said Yaşar, Ömer Geçler, Bilal Demirtaş. Şöyle gençler, gelin bakalım. Şöyle bir dizine, şöyle hocam şunu alalım. Şöyle yani yaptığımız dersler tabii yarım sayfa bir sayfa geçmeyecek şekilde Risale-i Nur'daki metinleri seçiyoruz. Bu metinler içerisinden de böyle özellikle yani konunun özetini bize veren bazı paragraflar ve cümleler oluyor. Onları dedik arkadaşlarımız böyle ezberlesinler. Böyle ödül töreninde bir anımız olsun diye. Evet, Ömer Tuncer kardeşimiz sizin ezberlediğiniz mecizeyi aldı değildi. Üstüne ekranı mesela da mesela böyle tek bir anında vücuda gelen hadiseler ve harikalar işaret ediyor. Ölüm ateş peresini kaldıracak, Fars saltanatını sarayını parçalayacak, izni ilahi ile olmayan şeylerin taktisini memnun edecektir. Muhammedullah, itibari sünneti, zatı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı izah eder. Allah'ı sevmek onun marziyetini yapmaktır. Marziyeti ise en mükemmel bir sünneti, zatı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı izah ediyor. Mühendim, anladım ki bir filan olacak. O filan mevzulardan sonra Kur'an'ın etrafında kusurlar çıkacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendini müdafaa edecek ve Kur'an'a hücumet edecek. İcazı onun için ilk defa olacak. Madem yapan biri elbette bilen koşulur, madem koşulur, elbette zihin ve zihin fikir ve koşmasını bilenlerle koşulur. Madem zihin fikirle koşacak, elbette zihin şuurun içinde en cemil ve şuurun kirliği olan insan emriyle koşulur. İnsan doğru iman ile âlâ-i yere çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Mezhebetin küfürüne eski de sahafına düşer. Cehenneme ehli olacak bir vaziyeti girer. Çünkü iman insanın sağını iyi yüzücülerle nispet ediyor.
İşte yakın, dikkat et. Meşri bir alet nerede? Kaynağı kantarı nerede? Ey göz, güzel bak. Adi bir zavak nerede? Kütüphane ilahi, kütüphanenin kanalları nerede? Ey dil, iyi tak. Bir tavuk kılıçısı bir. Evin kalmış yasaklısı nerede? Basın iyi, hasta iyi, rahmet nazarı nerede? Evet, madem mevcut var ve inkar edilemez. Hem her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. Madem ve kadim değil, her an oluyor. Erfan'de, ey mülhid ya diyeceksin bu mevcudu, mesela bu hayvanı ya esbab-ı alem icat ediyor, yani esbab-ı istimalında vücut buluyor veyahut o kendi kendine teşekkür ediyor veyahut tabiat cezası olarak tabiatın tesiriyle vücuda geliyor veyahut bir Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle icat ediyor. Tevkül esbabı bütün cüretli pek değildir. Belki esbabı destek için kendisi bir beyan ederek, esbabı teşebbüsle bir yeni doğayı fikri tevkü ederek, müsebbatı yani zelabatı istemek ve neticede doğan bilmek ve ona mümkünler anlamda ibaret acaba böyle bir zatın bir tek eli, böyle acil bu zata mazhar ve medar olsa, o zatın harikayına tanımda ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o eliyle biat edenlerin ne kadar bahtiyar olacakları ve davet derecesinde anlaşılmaz. Maşallah, hepinize bir alkış istiyorum. Geçebilirsiniz, teşekkür ederim. Ağzınıza alın. Başlayalım. Gelemeyen birkaç tane öğrencimiz oldu. Onlara da böyle vecize ezberi vermiştik. Ben kendi adlarını okuyayım. Said Yaşar kardeşimiz, Kur'an hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hacat-ı manevisine merci olacak çok kitapları tasavvur eden cami bir kitab-ı mukaddestir. Bir de Bilal Demirtaş, öğrencimiz de gelemedi, o da biraz rahatsız, Cenab-ı Hak şifalar versin. Ne insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar, ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler. Yoksa elim endişeler içinde kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla haylaz bir hayatta yaşayacak. Evet, şimdi de Abdurrahman Hocam ve öğrencilerimizle beraber böyle birkaç tane ilahi hazırlığı oldu. Şimdi inşallah onlardan böyle ilahi dinleyeceğiz. Buyurun hocam. Thank you.
sen güneşsin, sen aysın, sen nurusun, ben boşsun, sen Süreyya kışımsın, bir sevgilim Resul. Sallallahu aleyhi ve sellem.
Oh, yeah.
Allah'a emanet olun.
Şimdi, evet Ali Hocam buraya geldi. Ben mikrofonu kendisine veriyorum. Kıymetli misafirlerimiz, değerli büyüklerimiz, kahraman babalarımız, şefkat kahramanı validelerimiz. Bugün inşallah sizlerle bir turnuva oynayacağız. Gençler, talebeler ellerini bir kaldırsın bir göreyim bakayım arkadaşlar. Hepiniz annelerinizin yanına, çabuk annelerinizin yanına bu tarafa. Hanımların tarafına alalım sizi. Babalarla anneleri tavuk yarışması yaptırıyor şimdi. Telefonla gençler size nasıl geleceğini gösterecekler. Ekrana şifremiz geldi. Hadi bakalım gençler bir yardımcı olun bakalım. Hanım babalarımız, babalarımızla sizleri yarıştıracağız şimdi. Sevgili peygamberimiz, bilgi yarışmamız var. Abilerin, babalar da girsin hemen. Sen var abi. Tavuk neyle ilgili abi? Şöyle. 40 soruda sevgili Peygamber Efendimiz'le alakalı bir bilgi yarışması yapacağız şimdi. Çocuklarımızla bu oyunu sıklıkla oynadık. Çocuklarımız gayet iyi biliyor. Sizin de bildiğinizi tahmin ediyoruz. Soy isimlerle girebiliriz hanım ablalarımız. Annelerimize yardım ediyoruz. Evet, geç geldiler geldi. Tahalar geldi. Rablar, Rablarımız geldi. Herkesi bekliyoruz. Hanım ablalarımıza kısmi bilgi vereyim. Her soru 1000 puan.
Zaman sivici var, yaklaşık 10 saniye sürecek. En hızlı basan mutlular üst sıralara doğru tırmanacak inşallah. Şu an itibariyle 16 kişi gelmiş vaziyette. 18 oldu. Bakalım valideler de bu yarışmayı kazanacak yoksa babalar mı? Babaları bekliyoruz. Şimdiden 30 ekip oldu. Evet, 34 kişiyi bulduk şu anda. Kavutumuzun içeriği sevgili Peygamber Efendimiz bilgi yarışması şeklinde olacak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e tahmin eden meseleler sual olarak gelecek. Ekranda hem soruları göreceğiz hem de cevap sıkları cep telefonumuza gelecek inşallah. Buradan hanımlar tarafından giremeyen var mı? Hemen hemen hazırız galiba. Bekliyoruz. Polat organize edin farklı tarafı. Babalar tarafından var mı giremeyen? O zaman hazır mıyız? Hadi bekliyoruz sizi. Şimdiden 44 tane yarışmacımız var. Evet, bekliyoruz. Şu an itibariyle 48 kişi oldu. Babalarımız tarafından giremeyen var mı? Ya bekliyoruz, giremeyenler biliyoruz. Müzik güzel oldu, harika. Hanım babalarımız tarafından giremeyen var mı? Girdik mi? Amerika'ya yardım edin. Ya bu çok iddialı sizin altından bize gelmesin. Ablan seni yana toparlar meseleyi. Faruk, Polat, orası tamam mı? Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Hadi bakalım. Hanım babalarımız çok iddialı olduklarını söylüyorlar. Biz bu yarışmayı her şekilde götürürüz. Eşlerimizi gideriz diyorlar. Biz onları tebrik ediyoruz. Bakalım babalarımız mı kazanacak bu yarışmayı yoksa şefkat kahramanı ailelerimiz mi? Şimdiden 60 yarışmacı burada hazır bulmakta. Thank you.
80 katılımcıyla boy boy oynayacağız şimdi. Başlayalım mı? Giremeyen var mı? Giremeyen benim kalmış. Neden? Marisol'un tam tarafı mı sen? Şey, abi, keramet belki de sahnede de buna gelin. Buraya girdiniz mi? Tamam. Marisol'un yardım etmiyoruz. Kendi başına. Hazır mıyız? Oralar girebildi mi? Evet. Bekliyoruz. Harika. Çok güzel. Hanım oralar mı sanatında galiba girmeyen kalmadı. İmar yoksa tamam mı? Tamam mı orası? Yardım çok yardım. Evet. Bazı yerlerde internet çekmesiyle alakalı minik bir sıkıntı var galiba. Şu an 87 katılımcı var. Maşallah sonradanlar. Vedatçı orası tamam mı? Tamam. Şu an başlıyoruz artık. Hazır mıyız? Ekran. 5, 4. Bekliyoruz yine son katılımla. Ben başta değilim var. Buraya basıyoruz. Girebildik mi? Tamam mıyız? Bir saniye daha bekliyoruz. Haydi biz bakalım. Kızım, yarışmadan müzik verecek mi? Tamam mıyız? Evet, ekran oynatmaya hazırız. 5, 4, 3, 2, 1, start. Haydi bismillah, ilk soru geliyor. Cep telefonlarınıza soru gelecek. Cep telefonlarınıza geri oradan takip edebilirsiniz soruları. Birinci soru, Peygamber Efendimiz nerede doğmuştu? Renk butonuna basın, yazıyor. 25, 45, 60, 70, 80 kişi cevaplamış. 87, 90. 92 sınıfı aldık şu anda. Bekliyoruz. 86 doldu şu an. 6 tane katılımcının hakikaten elleri kaymış. Skor burada bakalım. Tek tuş. Bir saniye bekliyoruz. Her soru 1 puan olduğu için en hızlı kim basarsa en üst sıraya doğru tırmanıyor. Baki ismiyle 961 puandan birinci sırada, Abdülhamit ikinci sırada, Fatma ablamız, Necla ablamız 3 ve 4'ü paylaşıyor. Ertuğrul abimiz 5. sırada. Devam ediyoruz, buyurun oynatalım. Hızlı basıyoruz. Hangi tarihte doğmuştuk? 30. cevap, 50. cevap, 70. cevap. Maşallah çok hızlı gidiyoruz. 90 cevap aldık, 91 oldu. Maşallah katılımcılardan 84'ü doğru cevaba. Yaklaşık 7 tanesinde bir el kaybımız oluyor. Devam edelim ilerleyelim. Puana bakıyoruz. Baki abi nereye gitti? Baki nereye gitti göremedi, çok önemli düştü. Necla ablamız liderliği aldı. Ertuğrul, İsa, Ömer, Mer, Fatma Hanım. Devam ediyoruz. Bir sonraki soru gelsin. Peygamber Efendimiz'in annesiyle babasının isimleri hangi eşleşmeydi? Kırmızı mıydı? Sarı mıydı? Mavi miydi? Eşitliydi. 94 cevap geldi. Maşallah 88 doğru cevap bizi mutlu ediyor. Ama 6 cevap gene yanlış, en kayması oldu. Kanaatindeyiz. Cevaba bakalım. Sıralama nasılmış? Necla abla, ben bu ekibi götürürüm diyor. Necla abla falan liderliği kimseye bırakmadı. İlk meşte Allah kabul etsin, 3 tane hanımefendi, 2 tane beyefendi var. Yeni soru gelsin. Babası ne zaman vefat etmişti Peygamber Efendimiz'in? Tarihini arıyoruz. Birazcık şaşırtma açıp soru gibi sanki. 88, 90 cevap geldi. Tebrik ediyoruz. 63 doğru. Peygamber Efendimiz'in vefat yaşına tevaf ediyor. Ama aradığımız cevap doğmadan değil, doğacağım. Heyecandan 6 yaşında sanki validesi vefat etmiş gibi koyulma kalmış. Kenarda bulunsun. Sıralamaya bakalım ne olmuş? Necla abla liderliği bırakmıyor. Meral abla onun yanı yakın. Ama erkekler
5-4 oldu. Yeni soru gelsin görelim. Tüm adresinin ismini merak ediyoruz. Peygamber Efendimiz'in son adresi H harfiyle mi başlıyor? Saliha bir hanımefendiyi bekliyoruz. 94 cevap geldi. 95 tebrik ediyorum. 82 doğru cevap. 11-12 ev kaybımız var. Skor orada bakalım. Necda abla, abiler bu Necda ablayı bir nazar etmek lazım. Bu liderde kimseye vermeye gerek yok galiba. Maşallah diyorum, nazar olmasın. Yeni soru gelsin, devam edelim. Hangisinin yanında kavrulmamıştır sorusunu arıyoruz. Peygamber Efendimiz'in yaşam boyunca büyük büyük nefes etrafı böyle fal sorulmuyor. 92, 93, 94. Maşallah 83 doğru, yüksek bir oran, tebrik ediyorum. Ama 10 kişi diğerlerine bir eksen kayması oldu. Skor burada bakalım, Necla burada mı hala? başı ve tepeyi hanımlar tutuyor, ortasında erkekler var. Tebrik ediyoruz. Devam edelim yeni soruya. Kırgın fıkır sorunun yetkisindeyiz şu an. İlk kişinin İslamiyet'in ilk hanımefendisi, ilk iman eden zarif hanımefendi. ben bunu şöyle tecrübemi söylüyorum validem. Genelde herkes doğru cevabı biliyor ama hızla yarıştığım zaman heyecandan sağa sola el kayabiliyor. 86 doğru cevap, gene güzel bir oran. Sıralamaya bakalım. Bir dakika, Necla abi nereye gitti? Yani benim gördüğüm fani olmak böyle bir şey. Baktı ki ön tarafta alamet-i gurur var bile. Ben de geriden devam edeyim. Tebrik ediyoruz. Ertuğrul abi, Ömer abi, İsa abi. Meral abi dedi ki pistin de çok da fazla erkeklere bırakmaya gerek yok. Yeni soru gelsin lütfen. İlk bayi Peygamber Efendimiz'e kaç yaşında gelmiş? Risale-i Nasibesi'ni merak ediyoruz. Maşallah hızlı soru. Çok büyük. 2-1. Full bekliyoruz. Süper bir olan. Tebrik ediyorum. 40 yaşı Peygamber Efendimiz'in Risale-i başlangıcı olabilir. 82 doğru cevap. İyi bir istatistik. Skor doğrultuda Ömer abiler, İsa abiler. Benim kanaatim hanımlar erkek isimleriyle ilgili olabilirler. Yani bir sorun bilemiyoruz iyi yanına. Yine ben hanımları gidiyorum galiba. Öyle mi? Tebrik ediyorum. Yeni soru gelsin. İlk vahiy hangi mağarada gelmişti? Daha değil de mağaramızı bulmaya gidiyoruz. Süper. 85 doğru. Yine iyi bir istatistik. Skor burada bakalım. Erkekler sanki saltanatı biraz elini almış gibi gözüküyor. Devam edelim. Yeni soruyu bekliyoruz. Lütfen. En giden surenin Fatiha değil bu. Kur'an-ı Kerim'deki sıralısı soruyoruz. En giden. Onlar bizim yeri aynı, yalnız kalmasın demiş Bakara'yı işaretledik. Ama aradığımız cevap Alak suresiydi. Skor orada bakalım. Alak. Emine Hanım'la Meral Hanım pıtır pıtır liderliğe doğru yürüyor. Yeni soru gelsin lütfen. Burada bir tarih yapımcısı var. Lütfen zamanın tarihe dikkat edin. Tarihe dikkat. Maşallah. Evet, dediğim gibi aslında şöyle. 38 cevap, 50 cevap, 612 Peygamber Efendimiz'in Risalet'e başladığı yıllar gibi aradığımız cevap Risalet'inin hemen hemen 10. yıllarında bu sefer devam ediyor. Sıralık nasılmış? Maşallah. 2 numara eski. Çok düştü. 3 tane hanımefendi, herhalde 2 tane var. Devam edelim. Geri soru gelsin. Hicrete giderken yakın arkadaşı kimdi? Evet, cevaplar çok hızlı geliyor maşallah. Maşallah. 80 cevap geleyim çekmiş azıcık. Ben diğer gruplarını diğerlerinin kalbi kırılmasın diye topluyoruz galiba. Harika, skor orada bakalım.
Ebu Bekir Öloğlan, Peygamber Efendimiz'e arkadaşlık yapmış. Bir soru gelsin. Hicrede çıkarken evinde yatağında bıraktığı eğri istikbalde damadı. Üç harfle başlayan. Şimdi burada bir durdur. Tebrik ediyoruz. Yani grup halinde ilk defa en yüksek ortalamayı tutturduk. Yani 91 ise sik. Bu toplum ziyadesini hepsini seviyor ama bakalım sıralama nasıl olmuş. Evet, tebrikim yalnız sıralama genelde yaşıyor. Oynatalım, yeni soru gelsin lütfen. Ebu Bekir Öloğlan ve saklandığı mağaranın ismini merak ediyoruz. İlk çıktığında... Cevaplar gayet istiyoruz. Tebrikler. 62 doğru aradığımız Sevir Mağarası'ydı. Skor doğruna bakalım. Evet, Erdem abiler geliyor. Erdem abileri gördük. Devam edelim, yeni soru gelsin lütfen. Medine'ye hicret edenlere ve onları karşılayanların isimleri nedir? Eşleşmeyi merak ediyoruz. Muhacir'i de tıkla soruyorum. Evet, 95'e de geldik. 87 ise sizin çok güzel bir sesi. Tebrik ediyorum, harika. Peki sıralama nasıl olmuş? İlk 5 yerini korumaya devam ediyor. Yeni soru gelsin lütfen. İlk İslam tarihindeki savaşı soruyoruz. Yeşil Dünya Mavi Bilir. 80, 90, 94, 75 listesi, güzel listesi. Puan tablosuna bakalım. Fatma liderliğe kancayı attı. Diğerlerin peşinde devam ediyor. Yeni soru gelsin lütfen. Hazreti Hamza'nın şehit edildiği ikinci savaş peki. Erkekler kafasını hiç kaldırmıyor. Herkes odaklanmış bu hepte. Maşallah 82 doğru cevap bizim için çok iyi bir istatistik. Peki skor doğrudan nasıl yansın? Fatma abla kahraman adet zirveyi zorluyor. Üç erkek peşinden koşuyor. Yeni yıl soru gelsin lütfen. Mekke kaç yılında fethedilmiştir? Peygamber Efendimiz'in vefatında kim tutuyor? 70 yıl geldi, 80 geldi, 90. Maşallah. Aslında bu birazcık hafif bir tarih gelen kültür sorusuydu ama 45 doğru kayıt daha iyi bir sesim. Adam sıralama komple değişti. Fatma abla ne gitti? Tamam, su böyle bir şey. O da yine arkadan geleyim dedim muhtemelen. Devam ediyoruz. Yeni soru gelsin. Kaç yılında Peygamber Efendimiz vefat etmişti? Evet, 90. 68 bizim için iyi bir olan. Skor orada bakalım lütfen. Çok güzel. Devam. Yeni soru gelsin lütfen. Yarışmanın %50'sini şimdi hemen hemen tamamladık gibi. Nerede vefat etmişti? Burada bir finale bastı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in vefat ettiği yer olan Medine-i Münevvere yarışmamızın 20. sorusu. Bu da demektir ki %50'sini bitirdik. Skor burada bakalım. İşin %50'si bittiğinde Ömer abimiz şu an liderliği elinde tutuyor. Meral ablamız hemen onun dibinde. Mahmut abimiz, hanımlar dördüncü. Üsküdar cemaati ben tahmin ediyorum ki bizim bel kemiğimiz hanımlar cemaati. İlk 3-5'te 3 hanımefendi var. Peki şimdi geri kalan yarısını yapalım. Devam ediyoruz. Resimde gördüğünüz Peygamber Efendimizin tahminin bulunduğu mescidi soruyoruz. Mescidi... Efendimiz'in vefat yaşına tevafuk etti. Harika. Skor burada bakalım. Mescid-i Nebevi Peygamber Efendimiz'in kabrini okuyordu. Ooo, ilk 5 hanımların sayısı artmaya başladı. Yeni soru gelsin lütfen. Evet.
Peygamberler için vefat için Erel Mustafa geldi. Şöyle 63 cevap doğru. Buradan resim nasıl gözüküyor? Telefonda fani olmak diye bir cümle diyorlar ya. Erkekler tarafına bakıyor. Kimse kimseye bakmıyor. Herkes telefonunda. Hanımlar da yine aynı şekilde. Soruyu kaçırmamam lazım. Tebrik ediyorum. Skor portu ne işin var mı? Ya bu Ömer abiler ne peynir lider. Ömer abiler ne tarafta? Erkekler tarafı. Tebrik ediyorum ya. Hanımlar tarafıymış. Devam edelim. Yeni soru yazsın lütfen. İlk eşi ve amcası Ebu Talib'in vefat ettiği yıla biz İslam tarihinde ne diyoruz? 100 yıl olur. Gene bu %87 çok yüksek bir oran. Tebrik ediyorum. Sıralama nasılmış? Mahmut Emir abi, Erdin abi, Şahin abi. Hanımlar, yukarıda bir Mahmut öğrenler, bayanlar tarafındaymış. Yeni soru gelsin lütfen. Devam edelim. İlk Müslüman olan sahabelerden değildir. Kırmızı. Kırmızı. Seçenekler arasında aradığımız cevap buydu. Scoreboard'a bakıyoruz. İlk 5, bir tek 5 var değişti. Yeni soru gelsin lütfen. Taha abi. Taha abi kaçınızsınız? Mayın ve neyini arıyoruz? Bu da 88 doğru, iyi basit. Burada bir dakika duruyoruz. Herkes telefonuna baktığında kaçıncı sırada olduğunu görüyor. 40. sırada olan kim var? 40 burada erkeklerde. 30. sırada kim var? 30. kim? Burada. 20. sırada kim var? Burada. 10. sırada kim var? 50. sırada kim var? Hep erkekler kaldırıyor ya. 60. sırada kim var? Maşallah. 70'te kim var? Ben onu hep tarafa döneyim. 70'te burada. 80. sırada kim var? 88. sırada kim var? 90'cı var mı 90'cı? Bu işte burada. Abi seni tebrik ediyoruz. Kahraman budur ki arkadan cemaat toparlamak lazım. Arkadan bir saygı tam. Yeni soru gelsin bekliyoruz. Scoreboard'u gördük. İlk 5 değişmedi. Devam ediyoruz. Gelsin bakalım bismillah. Süt annesinin yanında 2 dönemde kalıyor. 2,5 artı 1, 3,5 toplamda kaç yıl? Evet, 86 soru geldi, cevap geldi. 90 geldi. Maşallah. Evet, bu maşallah genel itibariyle dibe vurduğumuz bir soru oldu. Yani 92 katılımından sadece 33 tanesini tutturmuş. 2,5 yıl bir kalıyor, 1,5 yıl bir kalıyor, toplamda 4 yılda skor oldu. Aha, birler abi gelmiş. Birler abi bu tarafta mı? Birler abi ne tarafta? Bu tarafta mı? Tebrik ediyorum. Yeni soru gelsin, buyurun lütfen. Annesi vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz kaç yaşındaydı? Aradığımız sorunun cevabı burada. Yüksek bir istatistik tutturduk. Şöyle, doğmadan evvel babacığı vefat ediyor, 6 yaşında anneciği vefat ediyor. Çetin bir hayat başlandı süreci var. Skor tablomuz, maşallah. Artık Ömer abilere nasıl nazar etsek liderliği bırakırlar bilemiyoruz yani. Maşallah, subhanallah. Meral ablamız için bana geri soru geliyor. Deniz vefat ettikten sonra kimin yanında kalmıştı? Hazreti Ali'nin babasını sizin arıyoruz. Evet, 80 doğru cevap, iyi bir istatistik bizim için. Scoreboard'a bakalım. Liderin hiç liderliği bırakmayı niyeti yok maşallah subhanallah. Meral Polat var, Mahmut abi ilk 5 devam ediyor, oynatalım. Yeni soru gelsin. Çocuklarından değildi. Aramızda Peygamber Efendimiz'in çocuğu değil, eşimiz de var burada. Yetmiş üç
Ebu Bekir Ababan'ın kızı. Skora nasıl yansımış görelim. İlk 5 yerini bırakmıyor. Bu arada bir şey göstereyim ben size. Birinci ile ikinci arasındaki fark yaklaşık yarım saniye. Her soru 1000 puan olduğu için aralarında bir 100 puanlık bir fark gözüküyor ama aslında yarım saniyelik bir fark gibi yani. Kral kralına gidiyor. Yapıştır yeni soru gelsin lütfen. İlk evlendiği Peygamber Efendimiz kaç yaşında yapmıştır? 40 yaşında peygamberliği var ama aralık cevap 20 yaşlar gibi. Evet, vakıf olduğumuz bir soru 68 doğru iyi bir istatistik. Skor orada nasıl yansımış bakalım? İlk 5 maşallah yerini bırakmıyor. Yeni soru gelsin lütfen. Hangi abdest hakkında Tebbet suresini okuduğumuz zaman hemen abdest ismi geliyor? Tebbet ya da Ebi ya bu Ebu Talib şimdi bunun ne kadar bir göçek ısrarla geliyor. Peygamber Efendimiz'e çok hizmet ettiğinden dolayı bu himmet onu boş geçmiyor ama aradan cevap Ebu Leheb'di. 72 sesik güzeldi. O ilk 5'te 3 numara düştü. İsa abi girdi yani. Devam edelim bakalım. Yeni soru gelsin. Son 8 soruya giriyoruz. İkinci halifenin ismi. 40. Müslüman. Adaletle ölçü. Tuttunuz mu? Ömer abi. Maşallah 78 doğru. İyi bir istatistik. Skor orada nasıl yansımış? İlk 5 kere değişmedi. Devam edelim. Yeni soru gelsin lütfen. Sıddık dostu, birinci halife olarak bilinen kahraman sahabi abimiz arıyor dostum. Ben de galiba Fırçı Gücü galiba. Maşallah 82 doğru cevap iyi bir istatistik. Skor oranınız yansın. İlk 5 sadece 3. ile 4. yer değiştirdi. Yeni soru gelsin lütfen. Peygamber Efendimiz'in tebliğ için gidip elin bir hasiyle taşlandığı yere arıyoruz. Yeni 8 doğru cevap güzel bir sesin. Taif'te elin hadisi olmuş. Skor borunuz yansın. İlk 5 yerini korumaya devam ediyor. Yeni soruyu bekliyoruz lütfen. Şakkı kamer mucizesi neyi temsil ediyor? Bu hangi mucizeydi aşağıdaki bildirilen cevaplardan? Şak, yanılmak, ikiye bölünmek. Seysel bir doğru cevap, iyi bir istatistik maşallah. Skor orada nasıl yansın? İlk 5 yedini değiştirmiyor. Gelsin yeni soru. Son 5 soruya kaldı bununla beraber. 5 vakit namaz genel kararında hangi olayda farz kılınmıştır sorusu gelmiş. Gene bir hızlı cevap serisi var maşallah. 88 cevap geldi. Maşallah. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Yani katılımcıların %83'ü bulabilmiş. Yeni soru gelsin. Son 4 soru kaldı. İlk şehit edilen aile. İsmi olarak geçiyorlar. Birazcık hassas bir soru. Şey 58 doğru cevap. Güzel bir istatistik maşallah. Soru Abdo. Abdo. Nasıl nazar ettiyse Ömer ailesi liderliği son anda kaptırdı. Meral abla dedi ki artık bitiş virajı bölümdü. Bakalım son 3 soruda kim liderliği aldı? Devam edelim. Yeni soru gelsin. Ehl-i Beyt, Peygamber Efendimiz'in ailesinden, kan bağı olarak ailesinden ne gibi sorusu cevabını arıyoruz? Soruları sorarken de hafiften bir korkuyoruz. İşimizde Mehmet Paşa abimiz var. Onun böyle bir süzgecinden geçiyor mesela. Ama hocam şu ana kadar fazla bir soru yok galiba değil mi? Teşekkür ediyoruz. Scoreboard'da değişen bir yapı şu an yok galiba. Son 2 soru kaldı. Oynatalım lütfen. Hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir? Birinci Ali Bey değil mi? Birinci Ali. Değil mi? Birinci Ali Bey. Değil mi? Tamam doğru. Evet. Ha,
olarak atanmış. Kitap haline getirmek ekonomik olan zamanda oluyor. Şimdi Hazreti Osman'a basamlar bir daha bas. Yeni soru gelsin. Hazreti Osman'ı seviyoruz. Hangi halife zamanında çoğaltılmıştır? Osman Radoğan'da basamayız yine. Nasıl görüyorsun? Tüyo yok. Hazreti Osman değil. Artık bu son soru. Bu yarışmadaki lideri belirler. Bir dakika dur. Maşallah. Tebrik ediyorum. Bak. Hazreti Osman'ı hep mi sanıyoruz? Hayal sahibi. Muhteşem bir zat. Aşere-i Mübeşşere. Efendimizin damatlığını yapmış iki defa. Ve bu skora nasıl yansıyor? Bir tık ileri gidelim. Bu yarışmada 40 soruda üçüncü olan ekibimiz İsa Talha ekibi. El kaldırabilirim. İki numara Meral Polat Hanım. Bu lider değil mi Meral Hanım? Ömer Bey geri mi geldi? Tebrik ediyoruz. Dört numara Sultanlar, beş numara Cender. Anladık ki Deli Şefkat kahramanı. Bir talebenin en üniversite hocası, onun valide şeklindedir, annesidir. Hanımlar gene bu yarışmayı maşallah liderlikle bitirdi. Çocuklarımızla sürdürülebilir bir ilişki adı altında verdiğimiz eğitimleri, video ve okuma metinlerini tavuk oyunlarında oynatıyorduk. Siz değerli büyüklerimize bunu göstermek istedik. Tebrik ediyoruz. Bir sonraki programda gene buluşmak üzere Zekir Yarsom sizler. Ali Hocam'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İşte burada sizin istediğiniz gibi biz de medreselerde, online ortamda bu tarz her dersten sonra o ders ile alakalı olsun. Yarışma asılıyoruz kavramda. Ondan sonra böyle hem dersi tekrar etmiş oluyoruz. Orada güzel bir vakit geçirmiş oluyoruz. Şimdi artık ödül bölümümüze geçeceğiz. İlk dönem öncelikle değerlendirmeleri neye göre yaptık? Bunu da böyle kısaca söyleyeyim. Dersleri düzenli takip etmesi öğrencimizin. Ardından o ay içerisinde işlediğimiz derslerle alakalı ay sonunda yaptığımız bir genel kavramımız vardı. Bir de dönem boyunca okunması gereken Peygamberimizin hayatıyla ilgili bir kitap vardı. Bu kitabın da kavramını ve yarışmasını yaptık. Toplamda 5000 puan üzerinden böyle değerlendirdik. Tabii şunu söyleyeyim, şu anda buraya gelemeyen çok öğrencimiz var. Toplamda yaklaşık 250 tane öğrenciyle dönem içerisinde bu faaliyetleri yapıyoruz. 250 öğrenciyle. Belki buraya gelen bugün 70-80 tanesi var. Bunların içerisinden ben şimdi isimlerini okuyacağım ve hediyelerini vermek üzere öncelikle bizim Nur İlim ve Eğitim Vakfı İcra Başkanımız Mustafa Cami'yi buraya davet ediyorum. Ardından öğrencilerimizden burada ilk üçü de maşallah onlar aldılar anneleri. Faruk Polat, Berra Kavşun ve Ömer Geçgeli buraya bekliyoruz. Evet, şu anda burada olan Faruk var. Yanlış hatırlamıyorsam Faruk bana gel yakışıklı. Şimdi Faruk'la Ömer Geçgel bu dönemin ilk üçe gireni oldu. İki numarada kızımız var. Berra Kavşun, kendisi Osmaniye'den. Bizim online derslerimizi takip ediyor. Ailesiyle de görüştüm ben. Kendisine hediyesini göndereceğiz. İnşallah dedi bu dönem gelemedik ama ikinci dönemin sonunda gelmek istiyoruz dedi. Ailece katılmak istiyoruz. Yani bu hediyelerin, ödüllerin olması gerçekten kızımızı çok teşvik etti. Her hafta dersleri hiç kaçırmadı. Ay sonundaki bütün kalıplara girdi. Kitabı okudu. Çok da istifade ettik diye kendisi ifade etti. Mustafa abi sizin söylemek istediniz. Ben öncelikle bu NEM programına katılan gençleri tebrik ediyoruz. Ailelerini tebrik ediyoruz. Burada emeği geçen eğitici, öğretmen arkadaşları tebrik ediyoruz. Rabbim devamını nasip etsin. Allah razı olsun. Geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Şimdi madem öyle, altın hediyesi. Öyle gençlere zaten altın yarışır aynı şekilde. Thank you.
Evet, ilk üçe giden öğrencilerimize gram altın hediyemiz vardı. Şimdi teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Evet, siz teşekkür ederiz. Hemen diğer arkadaşlarımızı, Melike Müşra Demir var, kendisi Urfa'da, ondan sonra gelemedi. Ona hediyesini göndereceğiz. Beyza Küreli İzmir'den derslerimize katılıyor. Babası burada. Beyza Küreli'nin babasını bekliyoruz. Muhammed Emin Gündüz, Muhammed Eymen Gündüz. Eymen'i buraya bekliyoruz. Talha Elesay bekliyoruz. Muhammed Ertuğrul Öksüz bekliyoruz. Meyra Gülen'in Ankara'da kendisi. Ona da inşallah hediyesini göndereceğiz. Ahmet Bela Durmuş'u bekliyoruz. Evet, Zeynep Akbağ, o da Ankara'daki öğrencimiz, ona da hediyemizi göndereceğiz. Evet, Ahmet Bela Durmuş'un söyledim, tamam. Şimdi, şöyle bir dakika. Evet, ben Mehmet Paksa hocama hediyeleri takdim etmek için buraya bekliyoruz. İnşallah kendisinden kısa bir iki cümle. Selamun aleyküm sevgili dostlar, hoş geldiniz. Böyle bir programda bulunmanızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bu ödül töreni üstünlerdir, seviyedir. Sevgili Peygamberimizle Aleyhisselatü Vesselam özellikle gençler arasında yarışma yapar ve onlara hediye verir. Bu sünnettir. Zor İlim Eğitim Vakfı'nın bir de ben ehliyeti yüksek üyesiyim ben. Fiilidir. Üyesiyim. Dolayısıyla böyle bir program gençlerimizi Rabbi ile buluşturmak, peygamberle tanıştırmak, Kur'an'la yetiştirmek, Kur'an'ın bu asrı en güzel bir ders olan Risale-i Nur'la yavrularımızı nurlandırmak. Bizim vakfın en güzel becerisi gayemiz her evin bir medrese-i nuriye yapmaktır. Bu üstadın ifadesidir. Her nur talebesi evini bir medrese-i nuriye yapsın. İşte dünyanın asrımızın en büyük felaketleri ateizm, deizm ve her türlü ağrımsızlığa karşı biz yavrularımızı imanla, Kur'an'la, sünnetle buluşturmaya çalışıyoruz. Nur İlim Eğitim Vakfı'nın gerek bizler mütevelliyeti, burada kardeşlerimiz, dostlarımız da hep Sezer kardeşimiz gibi, Zekeriya kardeşimiz gibi bu işte bizzat çalışan ve ilahileri okutan ve Halep'in meşhur hafızlarından Abdurrahman Seyidoğlu hocamızı da tebrik ediyorum. Dolayısıyla elhamdülillah iyi bir ekibiz biz. Ama sizlerle beraber olunca o daha da gücümüz arttı. Cenab-ı Hak inşallah bizi bu iman yolundan koşturmaya, koşturmaya hedefe son nefesimize kadar imanla gitmeye ve imanla son nefesimizi verip de huzur-u Resulullah'tan buluşmayı nasip eylesin inşallah. Çok harika bir şey ya bu hatıra. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Maşallah. Beyza'yı tebrik ediyoruz. Altın kalbi tebrik ediyoruz. Buyurun. Allah razı olsun. Tebrik ederim. Tebrik ediyorum.